Efendim geldik 35. dersimize. Levha sınırları 2 konumuza. Şimdi geldik dönüşümlü levha sınırlarına. Arkadaşlar burada sınırda iki levha dokunak yüzeyleri boyunca birbirine göre yatay yönde hareket etmektedir. Yani birbiri yanından kayıp giderler. Burada yeni bir levha üretimi ya da levha eğitimi söz konusu değildir. Yani herhangi bir artma ya da azalma söz konusu değildir. Transform faylarda kayma hareketi fayın her iki ucunda çatallanabilir. Yani burada hareket değişme gösterebilmektedir. Transform deyimi dönüşmeden ileriye, yani trans değişim demek arkadaşlar. Transform şekil değişmesi göstermiş demektir. Bunlar da bir çeşit doğrultu atımlı faydır. Aslında tam anlamıyla doğrultu atımlı fayla transform fay birbirini karşılamaz. Şimdi bakın, burada sağ yanal atımlı, burada sol yanal atımlı bir fay var ama transform faylar daha ziyade okyanus ortası sırtlarda karşımıza gelir. Şimdi bakın, buradaki hareket bu yönde, buradaki hareket bu yönde, burada bu yönde, burada bu yönde. Şimdi baktığımızda şu ortası bir doğrultu atımlı faydır. Fakat geldiğimizde, şu kısma geldiğimizde aynı yönde ilerliyorlar ama hızları farklı. Dolayısıyla fayın farklı bölgelerinde farklı hareket varsa buna transform adı verilmektedir. Dediğim gibi sağ yanal ya da sol yanal atımlı olabilmektedirler. Evet, bakın tam burası onu gösteriyor. Şurada arkadaşlar bizim doğrultu atımlı fayımız var. Levhalar birbirine göre ters yönde ilerliyor. Ama şuraya geldiğimizde ikisi aynı yönde ilerliyor. Şuraya geldiğimizde aynı yönde ilerliyor. Ama hızları birbirinden farklıdır. Burada kilometrelerce boyunca yatay doğrultu atım bize kendisini göstermektedir. Büyük okyanusun kenarında Filipinler, Yeni Zelanda, Güney ve Kuzey Amerika'nın batı kıyılarında, ki mesela San Andreas, San Francisco ile neydi o şehrin arası? O ikisi arasında, yani Kuzey Amerika'nın batısında bulunmaktadır. Karalar üzerindeki transform faylarda arkadaşlar özellikle kayalık bölgelerde daha dar bir şerittir. İşte 10 metre gibi çok dar bir şeye düşebilir ama hani buradaki Bresson'u, Milonit zonu 10 metre gibi dar bir alana inebilir. Fakat alüvyal ovalar bölgesinde 10 kilometre gibi çok geniş bir alana yayılabilmektedir. Dediğim gibi fayın iki ucunda bir çatallanma söz konusudur. Evet, demin hatırlayamamıştım. Los Angeles'ta San Francisco arasında San Andreas fayı bulunmaktadır. Benzer çatallanma aslında burada da var. Bakın şöyle şeyden, Adapazarı'ndan bir kol ayrılır. Güney Marmara'dan Edremit Körfezi'ne inmektedir. Transform faylarda aktif olan ya da aktif olmayan her iki kısmında da özel topografik koşullar söz konusudur ki okyanus ortası sırtlarda arkadaşlar tipik transformu görmekteyiz. Bakın ne yaptı? Bunu enine kesen bir fay bulunmakta. Bakın şurada bizim yarığımız var, burada yarığımız var. Yani ortada rift hattımız var okyanus ortası sırtın üzerinde. Buralarda arkadaşlar tipik transformları görmek mümkündür. Transform faylar üzerindeki depremler yalnızca aktif kesimler boyunca, yani hareketin görüldüğü alanlarda meydana gelmektedir ki bu depremler genellikle çok sığ olup 15 kilometreden daha sığ bir alanda meydana gelir. Tabii ki burada kabuk, rigid, gevrek olduğundan dolayı da yıkıcı etkisi oldukça büyük olmaktadır. Transform fayların doğrultusu iki levha arasındaki bağlı harekete bağlı olarak değişme göstermektedir. Şimdi riftlerin bulunduğu alanlarda hareket birbirine göre ters yönde. Yani şu bölgeye baktığımızda arkadaşlar hareket birbirine göre ters yönde gelişirken şu bölgeye baktığımızda hareket aynı yönde gerçekleşmektedir. Şimdi levha sınırlarını belirleyen kayaç topluluklarına baktığımızda, şimdi uzaklaşan levha sınırı eğer okyanus tabanındaysa daha çok bazik malzeme var. Ama yaklaşan levha sınırına baktığımızda burada andezitik kayaçlar ön plana çıkıyordu. Yani farklı levha sınırlarında birbirinden farklı kayaç tipleri karşımıza çıkabilmektedir. Evet, uzaklaşan levha sınırlarında ne yaptı arkadaşlar? Mantodan malzeme geliyor. Mantodan gelen bu malzeme ortadaki yarıktan, yani
uzaklaşan devhas sınır arasındaki okyanus ortası sırtın ortasındaki riften yeryüzüne çıkmakta. Dolayısıyla burada bazalt lavları karşımıza çıkmakta. Yine az çok metamorfizme geçirmiş eski bazaltları görmekteyiz. Bunun yanında dolerit, gabbro gibi kayaçlar da eriyerek peridotitlere dönüşebilmektedir. Ki bunların kalınlıkları genellikle 5 ile 7,5 kilometre arasında değişen okyanus kabuğunu oluşturmaktadır. Okyanus ortası sırtı üzerinde ayrıca çok ince taneli sedimentler, yani türbidit, şeyl, arjilik, mikritik kireç taşı, çört, bunlar silisli malzemedir. Bazen de lav ara tabakalı olarak ne yapıyor arkadaşlar? Melanjlarımız görülür. Şimdi bakın, niye ince taneli? Atlas Okyanusu'nun genişliğini düşünün. İri malzemeler hemen kıyı bölgesinde birikir. Şimdi kayaçlar kısmına geldiğimizde konglomera, kum taşı falan bunların nerede oluştuğunu göreceğiz. Ama kil ve silt yüzer halde yüzlerce kilometre uzağa taşınmakta. Dolayısıyla okyanus ortası sırtın çevresinde ne yaptı? Bu killi malzemeler birikerek ince bir örtü oluşturdu. Atlas Okyanusu'nun ortasındaki eğim fazla olduğu için ne yaptı? Burada arkadaşlar aynı zamanda türbiditler meydana geldi. Magmadan ayrılan silis buradaki diatomit gibi çeşitli canlıların bünyesine girdi ve bu silisli iskeletler birikerek çörtleri ya da diatomitleri, yani silisli çakmak taşına benzer bir malzemeyi de oluşturdu. Buradaki o ince taneli işte kil, arjilit, bazen mikritik kireç taşları, bazen çörtler, sonra da magma çıktı, bunların arasına girdi ve böylece denizaltı karmaşıkları da uzaklaşan levha sınırında karşımıza çıkmaktadır. Okyanus sırtlarında ve okyanus havzalarında oluşan bu kayaç toplulukları litosferin üst kısmında birikir ve bunlar arkadaşlar genellikle ekaylanma, dilimler halinde bulunabilmektedir. Bazen de arkadaşlar izostatik hareketlerle yükselip alçalma da bunların karışmasına neden olmakta. İşte bu düzgün bir stratigrafik dizilimi olmayan, lavlarla ara tabakalı karışan bu sedimentler bizim ofiolit topluluklarımızı meydana getirmektedir. Konverjan, yani yaklaşan levha sınırlarına geldiğimizde buradaki kayaç topluluğu tipik olarak arkadaşlar Adayayı okyanus çukuru sisteminde karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bakın ne yaptı? Bir okyanusa levha, diğer okyanusa levhanın altına doğru daldı. Buradaki okyanus çukuru içerisinde biriken kara üzerinden gelen sedimentler dalan levha üzerinde, hani böyle bir karlı bir mevsimde o graderin önünde sürüklenen malzemeyi düşünün. Burada arkadaşlar ekaylanmış bir halde tortul malzemeler birikmeye başladı. Evet, dalma batma zonunda nispeten soğuk olan litosferin Adayayı çukuruna bakan kısmında arkadaşlar dalan malzeme ne yaptı? Aşağı doğru dalmaya başladı. Hem sürtünme hem de mantodaki sıcaklıktan dolayı dalan malzeme eridi. Tabii ki üzerinde sedimentler de gitmekte. Dolayısıyla arkadaşlar burada sıcaklık basınca baktığımızda yüksek sıcaklık, yüksek basınç metamorfizması karşımıza çıktı ki bu olaya bağlı olarak da mavi şist ya da düşük metamorfizme uğramış yeşil sislere benzer bir metamorfik malzeme karşımıza çıktı. Buna karşılık Adayayı'nın altında yine TP oranının yüksek olmasıyla yeşil şist ve amfibol gibi kayaçlar metamorfizma sonucunda karşımıza çıktı. Bu süreçte derinliklerinde bir çift metamorfik kuşak meydana gelmekte. Bundan sonra da arkadaşlar bu malzemeler yeryüzüne doğru yükselmektedir. Şimdi dalan levhanın batması ve harcanması ilerledikçe okyanus duvarının iç kısmında arkadaşlar tortullar ne yaptı? Kalın bir istif haline dönüştü. Hatta bazen bu tortullar o kadar kalınlaşır ki şeydeki Ant dağlarındaki gibi bir kıvrım dağı haline gelebilmektedir. İşte bu okyanusal kabuk malzemesi üzerindeki bu tortullarla birlikte aşağı doğru dalınca bazen o gidegen tıkanmakta ve burada da arkadaşlar okyanusal bazalt burada eklojite dönüşmekte ve zamanla manto içerisinde kaybolurken eridiğinde içerisinde kalker gibi ya da killi malzemelerin de böyle damarlar halinde uzandığı bir melanj oluşumuna
dönüşmektedir. Genellikle melanj dalma batma zonlarının karakteristik kayaç topluluğunda topluluklar arasında bulunur ki bakın Türkiye'nin bulunduğu alandaki tektonik birlikleri düşündüğümüzde pontitler, anatolitler, toritler ve kenar kıvrımları arasında da bu dalma batma olayına bağlı olarak ofiolitik seriler ve melanjlara da yaygın olarak rastlanılmaktadır. Şimdi mağmatik kökenli ada yaylarını düşündüğümüzde Japonya gibi alanları burada plütonik intrüzyonların yer aldığını, volkanik ve volkanoklastik malzemelerden oluşmuş bir sıra dağ oluştuğunu görürüz. Şimdi biz Japon adalarını komple volkanik materyalden oluştuğunu düşünüyoruz ama yanlış. Arkadaşlar burası da bir orojenez geçiriyor ki orojeneze geldiğimizde bundan bahsedeceğim. Mağmatik kayaçlar fazla ama ciddi miktarda da tortul kayaçlar ve yeryüzüne ulaşamadan yerin derinliklerinde katılaşan plütonik kütleler karşımıza çıkmaktadır. Yani volkanoplütonik sıra dağlar ve bunlar içerisinde de özellikle dalma batma zonunda dalan malzemenin tortullarla birlikte erimesiyle oluşan andezitik lav çıkışları fazladır. Bunun için Japon volkanları genellikle patlamalı püskürme yapmaktadır. Okyanuslar arasındaki takım adalar ise doğrudan doğruya okyanusal kabuktan meydana gelmiştir ve bunlar da büyük ölçüde toleitik bazalttan. Yani nispeten daha bazik karakterdeki bir bazalttan oluşmazlar ve bunlar içerisinde dasitten daha asit karakterde bir lav karşımıza çıkmaz. Ama kıta kenarındaki volkanlara baktığımızda genellikle ya da kıta içlerinde buralarda genellikle arkadaşlar riyolitik mağma çıkışları karşımıza çıkmaktadır. Ada yaylarının topografik olarak yüksek yerler olmasına rağmen bunlar üzerinde genç bazaltlar ve klastik malzemelerin büyük ölçüde birikmesi de yine şurada dalan levhanın bakın şu kenarındaki tortulları görüyor musunuz? Bundan kaynaklanan andezitik, riyolitik karakterdeki patlamalar sonucunda karşımıza çıkmaktadır. Genellikle 125 ile 250 kilometre genişlikteki ada yayı denizaltı sırtı ile okyanus çukuru olarak birbirinden ayrılır. İşte bu sırt kısmında da arkadaşlar melanj malzemesi karşımıza çıkmaktadır. Yay çukurluk aralığında bazen birkaç kilometre kalınlıkta deforme olmamış tabakalarda karşımıza çıkar. Bakın şu kesimde burada arkadaşlar ve sınırlı olarak da şu bölgede deforme olmamış tortullar karşımıza çıkmaktadır. Benzer çökeltiler arkadaşlar ada yayının arkasındaki Forland havzasında yani ana karayla volkanik ada arasına Forland ön ülke adı verilir. Şuradaki deforme olmamış tabakalar burada daha geniş bir alanda karşımıza çıkmaktadır. Bu bölgelerde mağmatizma ve metamorfizma olayları meydana gelmediğinden sedimentlerin duruşunda arkadaşlar aman aman bir değişim meydana gelmez. Mağmatizma ve metamorfizma özellikle ada yayı ile arkadaşlar okyanus çukurundaki yani şuradaki kısımda ve şuradaki kısımda karşımıza çıkar. Yani okyanus çukuru boyunca da, sürüklenen malzemede bir de arkadaşlar ada yayının olduğu alanda mağmatik faaliyete bağlı olarak hem kontak metamorfizması karşımıza çıkar hem de derinlik metamorfizması karşımıza çıkmaktadır. Şimdi özet bir halde kıtaların jeolojik dönemlerindeki görünümünden bahsedeceğiz. Gerçi ilerleyen kısımda bundan daha geniş, jeolojik zamanlarda bunu haritalarla daha fazla açmaya çalışacağız. Ama burada son 200 milyon yılda neler yaşanmış biraz bundan bahsetmeye çalışacağız. Şimdi kıtaların kayması teorisine göre Yura döneminde karalar bir aradaydı. Yani günümüzden yaklaşık 200-220 milyon yıl önce karalar bir arada bulunuyor ve buna Pangea adı veriliyordu. Orta Yura'da günümüzden 220 milyon yıl önce Pangea ikiye bölündü. Kuzeyde Lavrasya, güneyde ise arkadaşlar Gondwana karaları karşımıza çıkmıştır. Arkadaşlar 135 milyon yıl önce artık bu bölünmeyle birlikte aradaki Tethys jeosenklinleri iyice genişlemiş oldu. Tethys nedir?
arkadaşlar Laurasya ile Gondwana arasındaki deniz. Okyanuslar tanrısı Oikos'un sevgilisinin ismi Tetis'tir. Adını buradan almaktadır. Bugün Amerika kıtasını oluşturan bölümlerin batıya doğru sürüklenmesiyle de yavaş yavaş arkadaşlar günümüzden 120 milyon yıl önce bir çizgisel denizdi. 80 milyon yıl önce nispeten daha geniş bir okyanus haline gelmeye başladı. İşte arkadaşlar buradaki Amerika'nın batıya doğru kaymasıyla birlikte Amerika'nın doğusunda, batısında yüksek sıra dağlar karşımıza çıkmaya başlamıştır. Geç Paleozoik dönemde yani günümüzden 395 ile 225 milyon yıl öncesinde karaların Antarktika üzerinde toplanan kısmında kalın bir buz tabakası meydana geldi ki bugün Güney Amerika'nın güneyinde, Afrika'nın güneyinde, Madagaskar, Hindistan ve Avustralya'nın güneyinde bu eski buzullaşmaya ait kanıtlar karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan Atlas Okyanusu'nun her iki yakasındaki kayaç yapısı, yani baktığımızda arkadaşlar Güney Amerika ile Kuzey Afrika arasında, yine Kuzey Amerika ile Avrupa Grönland arasındaki kayaç ilişkileri, Jura dönemine ait kayaçlar, bunların bir zamanlar bir arada olduğunu bize kanıtlamaktadır. Evet sevgili dostlar, böylece levha sınırları ve kıtaların hareketi ile ilgili konularımızı tamamlamış olduk.